Gençler, hepinize selamlar. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme notları videosuyla karşınızdayım. Oyuna yeni katil, yeni kurban ve bir tane de yeni harita eklendi arkadaşlar. Bunların yanına tabii ki perk değişiklikleri, katil değişiklikleri, eklenti değişiklikleri gibi bazı güncellemeler geldi. Yine her zaman olduğu gibi detaylı bir şekilde gelen her şeyi anlatmaya çalışacağım. Gençler, ilk olarak arama çubuğu değişikliğinden bahsedeyim. Bu da yine 6 sene önce gelmesi gereken bir değişiklikti. Şu gördüğünüz kısma gelerek istediğiniz perk'ün adını yazıp nefes kesen yazdım mesela. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde o perk'e ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Eskiden buradan tek tek aramak zorunda kalıyorduk biliyorsunuz ki. Sadece perk'lerde değil, eklentilerde de bu arama butonunu kullanabiliyorsunuz. Gençler, şimdi perk değişikliklerine gelelim. İlk perk'ümüz çanak çömlek patladı perk'ü. Bu perk'ü çalıştırdığınız zaman ve jeneratöre tekme attığınız zaman jeneratör toplam ilerlemesinin %20'si kadar geriliyordu. Bu %20'lik oranı %30'a çıkartmışlar. Yani perk'ü güçlendirmişler. Sıradaki perk'ümüz Dejavu perk'ü. Bu perk bir tane jam bitirdikten sonra bize en yakın olan 3 jeneratörün perk'ümüzün seviyesine göre 30, 45 ya da 60 saniye boyunca bize gözükmesini sağlıyordu. Artık jeneratör bitirdikten sonra bize en yakın olan 3 jeneratör maç bitene kadar bize gözükmeye devam edecek. Değişikliğe uğrayan son perk'ümüz ise ses bombası perk'ü. Eskiden bu perk'ü çalıştırabilmemiz için, yani elimize flash alabilmemiz için elimizde herhangi bir eşya olmaması gerekiyordu. Artık elinizde eşya olsa bile flash alabileceksiniz. Bir nevi iki tane eşyayı aynı anda taşıyabiliyorsunuz diyebilirim. Gençler, şimdi gelelim katillere ve onların eklenti değişikliklerine. İlk eklentimiz sanatçı katilinin mürekkep yumurta eklentisi. Bu eklenti yere koyduğumuz kargaların sayısını bir arttırıyor. Fakat yere koyduğunuz kargalar normalden 4 saniye daha hızlı yok oluyordu. Bu süreyi 2 saniyeye düşürmüşler. Bir diğer eklentimiz sanatçının renkli ölüm ilanı eklentisi. Attığınız karga bir kurbanın yanından geçtiği zaman bir katil içgüdüsü çıkıyordu. Kurbanın yerini size belli eden. Bu içgüdünün süresini 1,5 saniyeden 3 saniyeye çıkartmışlar. Sıradaki eklentimiz Nemesis'in hasarlı şırınga eklentisi. Bu eklenti kurbanların aşı kullanma süresini 2 saniye arttırıyordu. Bu süreyi 3'e çıkartmışlar. Aynı zamanda kurbanların aşı kullandıktan sonra çıkarttıkları katil içgüdüsünün süresini 2 saniyeden 3 saniyeye çıkartmışlar. Bir diğer eklentimiz Nemesis'in Tyrant numunesi eklentisi. Özelliğimizi kullanarak zombiye vurduktan sonra aldığımız mutasyon oranını %50 arttırıyordu bu eklenti. Bunu %75 yapmışlar. Aynı zamanda bu eklenti zombilerin yeniden belirme süresini 5 saniye azaltıyordu. Bunu da 7,5 saniye yapmışlar. Bir diğer eklentimiz Trickster'ın şanslı bıçak eklentisi. CTRL tuşuna basıp ana özelliğimize geçiyoruz yani. Bıçakları çok daha hızlı fırlatıyoruz. İşte bu özellikteyken tutturduğumuz her bıçak özelliğin süresini 0,2 saniye arttırıyordu. Bunu 0,3 saniyeye çekmişler. Ve gelelim Ghostface'e gençler. Eklentiden önce direkt katil değişikliği var Ghostface'te. Özelliğinizi kullanırken eğildiğiniz zaman gitme hızınızı 3,6'dan 3,8'e çekmişler. Özelliğinizin yeniden dolma süresini 24 saniyeden 20 saniyeye düşürmüşler. Ve bir kurban sizi açığa çıkardığı zaman 2 saniye boyunca katil içgüdüsü beliriyordu. Bu süreyi 4 saniyeye çıkartmışlar. Ghostface'in bıçak için kemer askısı eklentisindeyiz. Özelliğimizde değilken ve eğilir haldeyken ki dehşet alanımızı 8 metre azaltıyordu bu eklenti. Bunu 12 metreye çıkartmışlar. Bir diğer eklentimiz Ghostface'in gece görüşlü lens eklentisi. Birisi siz özelliğinizdeyken sizi ortaya çıkardığı zaman 5 saniye bitkin efekti yiyordu. Yani 5 saniye boyunca yorgunluk perklerini kullanamıyordu. Bunu 10 saniye çıkarmışlar. Ve son katil değişikliğimiz piramit kafayla ilgili. Özelliğine bir buff geldi. Hani yere tel çizip kurbanları tele bastırmanız gerekiyordu ya. Artık buna gerek kalmayacak. Çünkü özelliğinizi kullanarak bir kurbana hasar verdiğiniz zaman o kişiye tele basmış efekti yaratacaksınız. Böylece o kişiyi kafese yollanılabilir hale getirmiş olacaksınız gençler. Gençler, gelelim oyuna yeni eklenen haritamıza. Gördüğünüz gibi Toba Landing adı altında. Türkçe'ye henüz çevrilmemiş. Bu şekil bir görseli var. Gençler, yeni haritamızın adak fotoğrafı da bu. Gördüğünüz gibi. Evet gençler, katil ve kurbanımıza geçmeden önce her zaman olduğu gibi ilk önce yeni haritamızı tanıyalım isterseniz. Müzik
I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Gençler, haritayla ilgili şöyle birkaç güzel özellik var. Haritada bizim haricimizde canlılar yaşıyor. Tabi şu an önümde gördüğünüz kişi canlı değil. Gördüğünüz gibi burada bir ceset var. Aynı şekilde ikinci bir cesedi de buldum gençler, gördüğünüz gibi. Mesela haritadaki bir diğer ölü de gördüğünüz gibi burada gençler. Kavun mu lan onlar? Gördüğünüz gibi gençler, yaratık örümceğimiz var. Hareket ediyor, yanına gittiğimiz zaman bize atarlanıyor. Bak şöyle geri çekildiğim zaman yine güvenli pozisyonuna geçiyor. Yanına gittiğim zaman hemen pençelerini çıkartıyor. Şu şekil yaratık var gördüğünüz gibi. Şu an hareket ediyor. Gençler, kapının görünümü ilginç olduğu için kapı animasyonunu da göstermek istedim. Kapımızı açtık. Şu şekil yukarı doğru açıldı. Ve dışarısı da şöyle, ama yani buranın kaçışa gittiğinden emin miyiz? Bakalım kaçışa mı gidiyor arkadaşlar. Ben böyle bir yola güvenmezdim. Evet gençler, şimdi geldik yeni katilimize. Katilimizin ismi Entropy. Şöyle önden de bakalım isterseniz. İlginç, değişik bir yaratık. Yine hikayesini okumak isteyenler bu kısımdan hızlı bir şekilde okuyabilir. Gençler, şimdi katilimizin kovalamaca müziğine bakalım. Gençler, şimdi her güncelleme videosunda olduğu gibi katilin animasyonlarına bakalım. İlk olarak Paletistan animasyonundayız. Şimdi katilin palet kırma animasyonuna bakalım. Sırada katilimizin pencereden atlama animasyonu var. Bir diğer animasyonumuz katilin dolaptan grebleme animasyonu. Katilin kırılabilir duvarları kırma animasyonuna bakalım. Evet gençler, şimdi katilin jeneratörden grebleme animasyonuna bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi torba götürür gibi götürdü Survivor'ı. Evet gençler, katilimizin giriş animasyonu bu şekildeydi. Evet gençler, şimdi geldik katilimizin özelliğine. Gerçekten ilginç ve keyifli bir katil. Şimdi önce gençler, sağ tıka basılı tutarak yeşil yanan yerlere biyopodunuzu atabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yeşil yanan her yere atabiliyorsunuz. Sol tıka bastım ve oraya yerleştirdim. Şimdi bunun birincil mantığı kamera. Haritanın neresine gidersem gideyim, gördüğünüz gibi CTRL tuşuna basarak
oradaki biopoduma geçiyorum ve etrafı bu şekilde gözetliyorum. Kameramı kullanırken diğer kameralardan istediğime mouse'umu götürüp CTRL'ye basıp oradaki kamerama geçebiliyorum. Space tuşuna basarak da kendi karakterinize dönebiliyorsunuz gençler. Kamera mantığı bu şekilde işliyor. Gençler, katilin kamerasıyla ilgili şöyle bir bilgi vereceğim. Kameranızı attığınız zaman normal şartlarda geri alamıyorsunuz kameranızı. Fakat sağ tıka basılı tutup aynı yere tekrar atarsanız gördüğünüz gibi oradaki kameranızı iptal etmiş oluyorsunuz ve bir nevi geri çekmiş oluyorsunuz. Mantık Hag'in tuzaklarındaki gibi işliyor. 8 tane kamera atma hakkınız var ve bu 8 hakkınızı kullandığınız zaman yeni atmaya başladığınız kameralar en başta attığınız kameraları devre dışı bırakıyor ve onların yerini almış oluyor. Gençler, gördüğünüz gibi bütün kameralarımı kullandım şu an ve yeni bir kamera kullandığım zaman şu ileride görmüş olduğunuz kamera devre dışı kalmış oldu. Şimdi gençler, birazdan kurbanlar üzerinde gösterince daha net anlayacaksınız. Önce boş bir alanda göstereyim. Kameranızı kontrol ederken şu ortada gördüğünüz crosshair'inize, yani artı simgesini, kurbanın üstüne belli bir saniye tuttuktan sonra o kurbana bir biopod yerleştirmiş oluyorsunuz. Evet gençler, kurban geldi ve gördüğünüz gibi yaklaşık 1 saniye aim'imi kurbana tutturmam ona bu biopoddan fırlatmama sebep oldu. Şimdi bu fırlattığım biopod ne işe yarıyor? Eğer üzerinde biopod olan kurbana tekrardan eğiminizi getirirseniz o kurbanın yanına ışınlanmış oluyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi biopod var üstünde ve kurbanı tekrar vurduktan sonra yanına ışınlanmış oldum gençler. Bir diğer olayımız da şu. Bu üzerinde biopod olan kurbana sadece kameranızı ateş ederek ışınlanmanıza gerek yok. Üzerinde biopod varken sağ tıka basılı tutup kurbana eğim alıp ardından sol tıka basarsanız yine bu şekilde kurbanın yanına ışınlanabiliyorsunuz gençler. Işınlandıktan sonra tabi biraz hız kaybı yaşıyorsunuz. Hemen hızlanamıyorsunuz. Biraz daha uzak mesafeden göstereyim isterseniz. Gördüğünüz gibi buradan tutturdum ve direkt olarak kurbanın yanına ışınlandım. Kurbanlar tabi bu biopodları devre dışı bırakabiliyor. Birazdan kurban tarafındayken göstereceğim onu. Gençler, biopod olan kurbanın yanına ışınlandıktan sonra hız aşırtma modu diye bir moda giriyoruz. Bu mod yaklaşık olarak 5 saniye falan sürüyor. Aşırı uzun bir süresi yok fakat etkili bir mod. Bu moddayken kurban kafamıza palet devirdiği zaman stun yemiyoruz ve palet otomatik olarak kırılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi palet kırıldı ve stun yemedim. Hiçbir şey olmadan yoluma devam edebiliyorum. Hız aşırtma modunu etkinleştirdikten sonra paletleri de inanılmaz hızlı bir şekilde kırabiliyorsunuz. Hemen gösterelim. Işınlandım. Mod aktif. Ve gördüğünüz gibi hayvani güç perkünün kat kat fazlası diyebilirim. Modun avantajları bitmedi gençler. Aynı adımları yaparak pencerelerden de inanılmaz hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi atlamıyorum, resmen içinden geçiyorum yani pencerenin. Ve bu modun son olayı da gençler, paletin dibindeki bir kurbanın yanına ışınlanırsanız hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi paleti de otomatik olarak kırmış sayılıyorsunuz. Üzerinde biopod olan kurbanları da soldan görebiliyorsunuz gençler. Gençler, katilin özelliğiyle ilgili bir diğer bilgi de şu. Bir kurbana biopod tutturduğunuz zaman o kurban başka bir kurbanın yanına gittiği zaman aynı virüs mantığı gibi o kurbana da bulaştırıyor. Şimdi daha net anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi kaçmazsa eğer bu kurbana bulaştıracağım. Biopod'u bulaştırdım. Diğer kurbanın yanına gitti ve virüs mantığı gibi diğer kurbana da bulaştırmış oldu. Gençler, bir kurbanı işaretlemenin tek yolu bu biopodunuzu duvara bırakıp ardından kontrol edip ateş etmeniz. Yani direkt sağ tık yapıp kurbana ateş edemiyorsunuz, gördüğünüz gibi işlemiyor. Onu da not olarak düşeyim. Gençler, katilin biopodlarını yok etmek için şu gördüğünüz sandıkları açıp oradaki cihazı almanız gerekiyor. Bu sandıklar siz hiçbir şey yapmasanız bile gördüğünüz gibi bu şekilde dolup aktif oluyorlar. Fakat siz sandıkların yanına giderek sandıkları bu şekilde hızlandırabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ve sandığın içinden bu şekilde cihazınızı çıkartabiliyorsunuz. Gençler, şimdi elimdekini kullanmayı göstereceğim. İlk olarak katilimiz biopodu bir yerleştirsin bize. Gördüğünüz gibi bu şekilde fırlatıyor ve yerleştiriyor. Bu şekilde de yanımıza ışınlanıyor. Mesela daha uzak mesafeden ışınlanmasını görelim. Işınlanma animasyonu da bu şekilde gençler, gördüğünüz gibi. Gençler, bu kutudan çıkardığım cihaz ile sağ tıka basılı tutarak bu sırtımda görmüş olduğunuz nesneyi devre dışı bırakabiliyorum. Eğer bu işlemi katilin şu gördüğünüz biopodunun yanındayken gerçekleştirirsem ikisini birden devre dışı bırakmış oluyorum. Şöyle göstereyim.
gördüğünüz gibi hem sırtımdakinden kurtuldum hem de katilin biyopodunu devre dışı bıraktım. Bu biyopodunu devre dışı bırakmak tamamen yok etmek anlamına gelmiyor. Katil yaklaşık 1 dakika boyunca falan bunu kullanamıyor. Kullanamıyordan kastım da şu, size ateş edemiyor bununla. Fakat yine buna geçip kamera olarak kullanabiliyor bu özelliğini. Gençler, şimdi gördüğünüz gibi ikimizin de üstünde biyopod var. Ve bu kurbanla yan yanayken bu cihazı kullanırsam İkimizi de kurtarmış oluyorum. Sağ tıka basılı tuttuğum zaman bu cihazın etki alanını zaten bu şekilde görebiliyorum. O alan içerisinde kaç tane biyopod varsa, işte duvarda olmuş olsun, bizim veya arkadaşımızın sırtında olmuş olsun fark etmez, hepsini devre dışı bırakıyoruz gençler. Gençler, katilin ışınlandıktan sonra girdiğim modu bir de kurban tarafında göstereyim. Şimdi yanıma ışınlandı ve etrafında bir yeşillik var gördüğünüz gibi. Paleti devirdim. Stun yemedi. Aynı zamanda da paleti kırmış oldu. Şimdi palet kırma hızını göstereyim. Yani orada hiç palet yokmuş gibi davranıyor gerçekten. Son olarak bir de bu moddaykenki volt hızını gösterelim kurban tarafından. Işınlandı, özelliği aktif. Ve inanılmaz hızlı bir şekilde volt atışını görüyorsunuz gençler. Çok da ürkünç gözüküyor. Gençler, şimdi morimizi atacağız. Evet, yanlış kişiyi düşürdük arkadaşlar. Morimizi tabii ki de İbrahim Bey yiyecek. Hadi bakalım. Şimdi animasyon olarak aşırı etkileyici değildi, yalan söylemeyeyim. Ama sonrasındaki suratı bayağı iyiydi. Gençler, bu arada gerideki animasyonunda da suratı hala aynı şekilde. O son kısmı beğendim diyebilirim. Gençler, şimdi gelelim katilimizin perklerine. İlk perkümüz genetik sınırlar. Bir kurban iyileştirme eylemini bitirdiği zaman 32 saniyeliğine bitkin durum efekti altına giriyor. Yani bu süre bitene kadar kum torbası, ani depar, kıvrak gibi yorgunluk perklerini kullanamıyor. Katilimizin ikinci perkü cebri tereddüt. Bir kurban herhangi bir şekilde can çekişmeye başladığı zaman, yani yere düştüğü zaman, o kurbanın 16 metre yakınındaki diğer bütün kurbanlar 10 saniyeliğine topal durum etkisi altına giriyor ve hareket hızları %15 azalıyor. Bu avantaj her 40 saniyede bir çalışıyor gençler. Sanırım flash save'i engellemek için yapılmış bir perk. Ve katilimizin son perkü makine öğrenmesi. Bu avantaj herhangi bir jeneratöre tekme attıktan sonra çalışıyor gençler. Ve avantaj etkinken hasar verdiğimiz bir sonraki jeneratör tamamlanıncaya kadar tehlikeli hale geliyor. Ve bu jeneratör sarı bir şekilde yanıyor. Tehlikeli hale gelen jeneratör tamamlandığı zaman tespit edilemez hale geliyorsunuz. Yani kurbanlar sizin kalp atışınızı duymuyor. Kızıl ışığınızı göremiyor vesaire. Ve 30 saniye boyunca %7 sürat etkisi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani hızınız artıyor. Evet gençler, şimdi geçtik kurban tarafına. Kurbanımızın ismi Gabriel Soma. Hoş bir tasarım var, onu da şöyle gördüğünüz gibi İnceleyelim detaylı bir şekilde. Ben trailer'da gördüğümde David sanmıştım. Eline aldı makinesini, bir şeylerle oynuyor şu an. Kurbanımızın hikayesini okumak isteyenler de bu kısımdan okuyabilir gençler. Gençler, şimdi kurbanımızın perklerine geldik. İlk perkümüz sorun giderici. Bu perk katil tarafından kovalandığımız zaman etkinleşiyor sadece. Ve bu perk etkinken en çok ilerlemeye sahip olan jeneratörün haresini görüyoruz. Bir palet düşürdükten sonra 6 saniye boyunca katilin haresini görüyoruz. Bu etkiler kovalamaca bittikten sonra 10 saniye daha sürüyor. Kurbanımızın ikinci perkü biçilmiş kaftan. Bu perk sadece yaralıyken çalışıyor gençler. Verdiği etkiler şunlar. %3 daha hızlı koşuyorsunuz ve başka bir kurbanı iyileştirmeyi bitirdikten sonra 10 saniye boyunca dayanıklılık durum efekti kazanıyorsunuz. Yani bir kurbanı iyileştirdikten sonra 10 saniye içerisinde katil size vurursa yere düşmüyorsunuz. Bunun yerine derin yara efektine girmiş oluyorsunuz. Bu perkü bitkinlik durum efektindeyken kullanamıyorsunuz gençler. Ve kurbanımızın son perkü leşçi. Bu perk elinizde boş bir alet çantası varken etkinleşiyor. Jeneratör tamir ederken çok başarılı bir beceri denemesi tutturmak en fazla 4 olacak şekilde bir nişan kazandırıyor size. Maksimum nişana ulaştığınız zaman bütün nişanlarınız anında yok oluyor ve alet çantanız otomatik olarak yeniden doluyor. Tekrardan kullanılabilir hale geliyor yani. Bunu yaparak alet çantanız bir kere doldurduktan sonra bu perk maç boyunca devre dışı kalıyor gençler. Fakat bir artısı daha var perkün. Maç başına bir kere olmak kaydıyla
açılmış olan bir sandığı bir kez daha karıştırmanıza olanak sağlıyor ve bu sandıktan garanti olarak temel bir alet çantası veriyor size. Evet gençler, güncelleme notlarımız bu şekildeydi. Elimden geldiğince gelen her şeyi anlatmaya çalıştım. Yanlış veya eksik anlattığım bir kısım varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeni gelen şeylerle ilgili yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler, iyi eğlenceler.